Merhaba, ben Yüme İslamoğlu. Yeşil Doğa programı ile yine karşınızdayız. İstanbul'dayız. Güzel bir konuyu ekrana getireceğiz. Daha önce de yapmıştım bu konuyu. Saka kuşu, artık saka geçiş mevsimi. Türkiye'de saka kuşunu tutmak yasak. Fakat yasak olmasına rağmen saka kuşu meraklısı o kadar çok insan var ki yakalayıp besliyorlar. Şimdi onların birazdan bir yerde yarışmaları var. Daha önce ben programı ekrana getirdiğimde benden çok çekiniyorlardı. Fakat dediler ki Güven Bey, bir program yaptınız. Biz artık konuşmak istiyoruz. Yasak olmasına rağmen konuşmak istiyoruz ve derdimizi anlatmak istiyoruz dediler. Ben de onların yarışmasına geldim. Dedim ki ben gelirsem başınıza iş açabilirsiniz. Çünkü yasak olan bir şeyi yapıyorsunuz. Hayır, biz sizinle konuşmak istiyoruz. Derdimizi anlatmak istiyoruz. Bunun yasalaşmasını istiyoruz. Çünkü bayağı sorunlarımız var dediler, saka kuşu. Ve çok besleyen insan var. Ve çok meraklı insan var. Yasak olsa da biz bunu zaten yapacağız. Osmanlı'dan beri gelen bir gelenek. Bunu devam ettirmek istiyoruz dediler. Şimdi onlarla buluşacağım ve bu sakacıların hikayesini ekrana getirmek istiyorum. Ve biliyorum ki binlerce saka besleyen insanlar var, insan var ve hepsi bunu illegal şekilde buluyorlar, evde besliyorlar, yanlarına dolaştırmakta çekiniyorlar. Onun için yarışmaya geldim, onlarla buluşacağım ve bu konuyu ekrana getireceğim. Şimdi İstanbul Ataşehir'deyiz. Ataşehir'de bir pazar günü yarışma zamanıymış. Saka, Florya, İskete gibi yaban kuşları Türkiye'nin tarafı olduğu uluslararası Bern Sözleşmesi'ne göre koruma altına alınmış ötücü kuşlar. Tüm Avrupa'da ötücü yaban kuşları habitatların yok olması nedeniyle koruma altındalar. Türkiye'de de 4915 sayılı kara avcılık kanununa göre koruma altındaki kuşların avlanması, alınması, satılması ve beslenmesi yasak. Cezası da oldukça ağır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, saka, flori gibi ötücü kuşları yakalayan ya da besleyen kişilere her yıl binlerce lira ceza kesiyor. Kuşlara el koyuyorlar ve ardından doğaya bırakıyorlar. Ama bu yaptırımlar kuş meraklılarını engellemiyor. Çünkü bu kuşlara hastalık derecesinde bir tutku ile bağlı olanlar var. Onlar aldıkça tutanların sayısı artıyor. Arz talep meselesi. Şu anda bir saka tuzağını görüyorsunuz, ağları görüyorsunuz. Bu hayvanları önüne bağlıyorlar ağların. Bunlar çırpınınca diğerleri görüyor, seslerini duyuyor ve aşağı doğru yöneldikleri zaman bu ağ üzerinde kapanıyor. Ve şu anda elimde iki tane yorgun saka var, iple bağlanmış durumda. Birinin durumu çok kötü, birazdan hemen bırakacağız bunları. Ve bu hayvanlar maalesef yem olarak kullanıldıkları için çoğu yaşamıyor. Bu kapanlar kapanırken de tahta olan bölümler kuşlara çarpıyor, ölümlerine sebep oluyor. O yüzden de gerçekten üzücü bir durum. Bu hayvanlar böyle iple bağlandığı için bayağı da şey oluyor. Tabii, değil mi? Çok zarar görüyorlar. Bundan telef olanlar da var. Çünkü bu uzun süre burada takılı kalıyor ve sürekli bu ağ üzerine kapanıyor. Belli bir yorgunluktan sonra bunların çoğu ölüyor. Ölüyor. Tabii ama genellikle dikkat ediyorlar. Zayıf düştükleri zaman diğerleriyle değiştirebiliyorlar. Ama ağırlıkla bu kadar uzun süre hem ayağa bağlı kalması hem buraya her kuş geldiğinde üstünün kapanması nedeniyle sıkıntı yaşanıyor. Tabii bir böyle yakalıyorlar, bir de kendi evlerinde yetiştirdikleri özel çığırtkan sakalar var. Onları etraflara diziyorlar kafeslerle. Kafes içlerinde. Onları yerleştiriyorlar. Ondan sebep o çığırtkanlar ve karşı cinsler duyan bu şekilde dinliyor. Bir kısım da bu şekilde yakalıyor. Peki şimdi mesela gençle konuştum. Ben bilmiyorum diyor. Hani yasak olduğunu. Çoğu insan da bilmiyor belki de ama kuşçular biliyordur. Kuşçuların hepsi biliyor bu konuyu. Bunu genellikle hem ötüşleri için istiyorlar hem de diğer ötücü kuşlarla çiftleştirerek daha iyi öten, daha güçlü öten, daha güzel öten türleri elde etmeye çalışıyorlar. Birkaç taneden o elde etsin olmuyor mu? Bu kadar yüzlerce, tonlarca kalıyor. Bir de tabii saka merakı olan insanlar da çok. Evlerinde birer ikişer alıp bunu ticaret boyutunda da düşünenler de var. Bunlar popülasyonu mu azalıyor? Yasak olmasının nedeni? Koruma altında yasak olması hem popülasyonu azalıyor
Hem de endemik türlerden bir tanesi. O nedenle mümkün mertebe. Bir de doğada bunların her türlü için, av için bu tarz eziyetli av zaten yasak. Daha önce de gördüğümüz avcıları kontrol ettiğimizde yasal olan alınan kişilere, mevzuata uğrayan kişilere zaten hiçbir işlem yapmıyoruz. Uymayanlar hakkında yapıyoruz. Bu tarzda aldatarak, hayvanlara eziyet çekerek yapılan bütün avlanmaları zaten yasaklamış mevzuatımız, kanunumuz. Bu serbest bile olsa bu tarz avcılık yasak oluyor. Eziyetli. Ya şey, topluma ne demek lazım? Bir spot cümle, bu saka avlayanları şikayet mi etsinler, göz mü yummasınlar? Ne demek lazım? Bir kere saka avlayan kim görürlerse bakanlığımıza bilgi versinler. Hiçbir şekilde telefonla ulaşamadıkları takdirde orman yangın ihbarı telefon ücretsizdir. Peki bunu satın alsam suç mu? Gene suç. Suç. Alan da satan da. Tabii bunun ticareti suçtur. Aldığınız takdirde zaten siz teşvik etmiş oluyorsunuz. Siz aldığınız sürece, keyfi bir tane iki tane aldığınız sürece bu yakalanmalar devam edecek. Uzatmadan bunu keselim diyorum. Kim kesecek? Ahmet Bey. Şefim. Bunu bırakalım. Bunları bırakalım diyor da. Gelsene, yaklaşsana. Bu kadar çok korkmuşlar ki böyle kalpleri de böyle küt atıyor. Abi, yani. Müsaade eder misin? Uçmak da istemiyor artık. Bunu şeye koyalım, kefese. Şu anda hayvan sersem gibi zaten. Peki bunlar tedavi olursa? Tabii doğaya kazandırılır. Zaten bu şekilde güçsüz olanları biz öncelikle fakülteye götürüyoruz. Rehabilite merkezinde bunların kontrollerini yaptırıyoruz. Çok düşkün olanlara gücünü kazandırdıktan sonra Ahmet abi açayım. Doğaya öyle salıyoruz. Yani ya bu şu anda şeye gidecek. Barınağa gidecek büyük bir ihtimal ama bu sersemliğini birazdan atar. Attığı takdirde uçma şansı olur. Bazılarının tabii kanatlarında sorun var mı ona da bakıyoruz. Bu herhangi bir problem gözükmüyor. Bunları gömlek yaptık. Tamam. Gitti. Gitti. Güzel gitti. Türkiye'de yasak olmasını bile bile ötücü yaban kuş besleyen insan sayısı oldukça fazla. Doktorundan gazetecisine, iş adamından ototamircisine, futbolcusundan sanatçısına kadar binlerce insan en iyi ötücü kuşa sahip olabilmek için çaba sarf ediyor. Her yıl onlarca yarışma yapılıyor. O yarışmalardan birine davetli olarak gidiyorum. Yabani kuş severler Orman Bakanlığı ekipleriyle köşe kapmaca oynamaktan sıkılmışlar ama vazgeçmek de istemiyorlar. Tavanda yarışma saatini bekleyen 20'ye yakın kafes var. Buraya gelip herkes kafeslerini koyacak. Biz de numara sırası vereceğiz bunlara. Numara sırasına göre hakemlerimiz kuşların ötüşlerinin altına geçerek kuşlara en uygun, bizim lisanımıza en uygun kuşları seçeceğiz. 10 tanesini ayıracağız bunların içerisinde. Şimdi bazılarının ayaklarında bilezik var. Hepsinin bilezikleri bu var. Bu ne demek oluyor? Bunlar yani evlerinde üretilmiş, kendileri üretmişler kuşu. Bunlar doğadan yakalanma değil. Melez zaten. Bizim ata kültürü, Osmanlı mirası bir kültür. Biz de bunun bunca sene yarışmaları yapılmış, hakemleri var, lisanslı. Biz de federasyon kurduk buna istinaden. Federasyonun şu anda lisanslı hakemleri var. Bizim bunun bir kültürü var. Yani bunun puantajı var, puanlaması var. Dolayısıyla biz de resmiyet kazanması için, yasak olduğunu bile bile resmiyet kazanması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ankara'ya gittik, bunun yasallaşmasıyla uğraştık. Ve şu anda bir de aslında kuş beslemek serbest kaldı. Nasıl serbest kaldı? Ankara, Muğla'da Orkun Gören diye bir arkadaşımız saka kuşu üretim çiftliği kurdu. Dolayısıyla şimdi sakacılar ondan kuş alıyorlar sertifikasıyla beraber. Dolayısıyla evinde huzur içerisinde kuş besleyebiliyorlar artık. Eskisi gibi değil yani. Peki Orman Bakanlığı ya da niye yasakladı sizce? Yasak nedir? Kuş popülasyonunun azalması neticesinde yasak geldi. Fakat kesinlikle bu yanlış bir şeydir. Kuş popülasyonu çok yaygın ve fazla yani. Siz ilk programı yaptıktan sonra bana çok fazla ihbarlar geliyor. Özellikle bu Suriyelilerin bu işe yöneldiği, bu hayvanların alındığı ve bir anda bu iş hale geldi. Böyle bir ticari hale geldi ve
çok fazla yakalayanlar var. Evet. Artık her yerden ihbarlar gelmeye başladı. Evet. Niye? Bir Suriye'de gidiyor bu. Evet. Bir ticareti mi var bunun? Çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konu bu. Bizlerin de üzerinde hassasiyetle durduğumuz en önemli konulardan bir tanesi bu zaten. Şimdi şu şekilde kuşun yakalanmasının yasak olduğu netice itibariyle dolayısıyla kuşları nereden temin edeceğiz? Biz de tabii iş güç sahibi insanlarız. Dolayısıyla kuşu bir yerden temin etmemiz lazım. Bu da serbest bırakılmadığı için kuşu yakalanması. Dolayısıyla bu bir ticarete sebebiyet veriyor. Biz kesinlikle bu ticarete karşıyız. Kesinlikle yani. Biz ötüncüyüz. İki tane kuş besleriz. İki tane kuş besleriz. O da düzgün ötenini saklar. Eğer düzgün ötmüyorsa da serbest bırakırız. Yani. Ne olması lazım şimdi? Yasal lazım. Olsa ne olacak? Bakın ben iznim var. Şu benim sertifikam. Elimde iznim var. Bir yere gittim. Ağ kurdum. Yakalıyorum. Benim evimin adresini alacak. Dükkanımın adresini alacak. Beni denetlemesi daha kolay olacak. Adam evime gelecek. Bakacak. Kaç tane kuşum var Tamer Bey? 10 tane izin ver. 5 tane. 5 tane de fazlası olduğunda ona işte 100 bin, 200 bin öyle bir cezalarla uygulanıyor zaten. O cezaya maruz kalacağım. Dolayısıyla ben o cezayı yemek istemem. Benim gibi kuşçular da o cezayı yemek istemez. Dolayısıyla biz düzgün bakmaya iki tane kuş olsun, temiz olsun, insan gibi bakalım. Biz onun derdindeyiz yani. Saka severler derneğe gelmeye devam ediyorlar. Saka ve Flora gibi ötücü yabani kuş yetiştirme merakı aslında Rumlardan günümüze kadar ulaşan bir gelenek. Bugün özellikle İstanbul'da onlarca ötücü kuş kahvesi var. Her gün yüzlerce insan kuşlarını alıp bu kahvelere geliyor. Çaylarını içip kuşların ötüşleri konusunda sohbetler yapıyorlar. Kuşunuza güvenmiyorsanız bu kahvelerin kapısından bile geçmeyin. Çünkü kötü öten kuşun diğer kuşların ötüşlerini bozacağını düşünüyorlar. Emin ol 40 yaşında emekli oldum ben ya. Kuş davasına ya. Kovanım yoktu, elenim yoktu. Taşkızak dershanede çalışıyordum. Ya kuşun sesini dinlemek için mi yoksa başka ya. Bir şey mi? Nasıl bu? Hem güzeli ötecek. Güzel konuşan bir adamla ben şimdi arada bir ulan filan dersem olmadı işte. Kuşta da biz bak olmadı bu ötümler bize bu olmuyor işte. Güzel ötmeyen olursa ne yapıyorsunuz? Aç kapısını koyver. Başkasına verirsem kimden aldın? Tuncay'dan aldım diyecekler. Kahvede kimsenin yüzüne bakamayız. He. Öyle de bir olay var. Ya bizim gibi kaç tane arkadaşımız var? Var mı? Tabii birazdan yarışma olacak. Yarışmada hakemlik mi yapacaksınız yoksa biz sadece... Hiçbir şeye girmeyiz. Ne yapacaksınız? Biz dinleriz. Senin güzün, kuşun güzel, senin kuşun çirkin de demeyiz. Güle güle besle. Allah kulak vermiş. Boşa kürek çekmeyeceksin bir şey yaptığın zaman. Bunlar çok zor işler. 10 tane kuş bir arada yetişmez. Saka melezi bilhassa. Bir tane bir defa usta kuşun olacak. Baba kuşun, temiz öten. O kuşun yanında yavru yetiştireceksin. Ki babanın aynısını ölçsün. Ben onun yanında öteki adada kanarya vardır. Cik bik dediği zaman iş geberdi. Öldü. Ben bülbülcülük yapardım. Bütün evdeki telefonları sessize alırdım. Komşularımda mesela ziller vardı. Çık 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 çık. Hepsini zillerine değiştirtirdim ya. Taklit etmesin diye. Sabaha kadar serçeler yarı saçları taşlardım. Onu ya hani ne yap deli derlerdi bana yani. Aman evde ses, hızlı sesli konuşmayın, müzik çalmayın, onu yapmayın, bunu yapmayın. Niye? Kuş yetiştiriyorum ben burada. Yani her şeyini keserdim. Artık komşular bana geldikleri zaman nasılsın vacires vacire saksak derlerdi. Bülbül lakabı. Hani onlar bile evde band çalıyor sabahtan akşama kadar. Onlar bile artık onu öğrenmiş. Vay vacı derler. Vacire saksak derler. Çık para mesela. Hep bana komşular bayanlar öyle der. Peki siz bazen kuş ötmediğiniz zaman bunları söyleyerek kuşa bir feyiz verdiğiniz oluyor mu? Yok bizim işaret... Yani çipet, bet, bet, ne bileyim. İşaretimiz vardır. O işe komutumuz vardır. O komutu veririm ben ona. Başlatırım. Hı. Yarışma zaman. 10 dakika zaten... Şeyim var. Nasıl şansım komut, var. Komut nedir? Ya fış fış yap. Mesela alırım bir çay tabağını. Şeyle kaşıkla çırt 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 yaptığın zaman o hazırım der. Başlar ötme. Ama saka filöre de öyle değil. Şimdi ya demirli delik çıktı, mertlik bozuldu ya. Şimdi herkese ne telefon. Ya telefon çalıyorsun da ya senin bu öttüğüne benim kuşum ters tepki verebilir ya. Onu bozuklarını ötebilir.
Ya kaydediyorlar, kuşa mı dinletiyorlar? Dinletiyorlar. Şimdi o ötüyor. Benim kuşum da onu, o sese ters. Burada bozuklarını ötecek, hırslanacak, bozuk ötecek. Biz eskiye kahveye niye gidiyoruz? O kuş ötecek, benim kuşum buradan ona cevap verecek. Şimdi o artık kalktı. Herkesin elinde telefon. Bu ne ya? Yani kahvenin o zaman gidip toplanmaya hiç gerek kalmıyor ki. Çipetpet Arnavut Şevketi yönetmenliği Nakit Ez'in yaptığı İstanbul Kuşçuları belgeselinden tanıdık. Lezzetli çipetpet videosu sosyal medyada fenomen olmuştu. Çipetpet, çipetpet. Bunlar çipetpet ama lezzetli çipetpet değil. Çipetpet. Çipetpet. Arnavut Şevket ötücü kuşları iyi analiz etmiş, namelerini ezberlemiş biriydi. İlerlemiş yaşına rağmen hala kuş dinlemek için bu derneğe geliyor. Siz uzun zamandır bu işi yaptınız. Bir de hani bu sosyal medyadaki şeyle biz de tanıdık yani saka kuşunu. Bir anda böyle hani popüler oldu. Hani dikkatleri o zamanlar o zamanlar çekti. Amerika'da İngilizceyi Türkçeden ne olduğunu öğrenmek için İngilizceye çevirmişler benim konuştuklarımı. Ne ötüyor bu adam, ne diyor diye. Onu o zamandan beri popüler olduk. Devam ediyor musunuz hala? 1926 numara. 1 Nisan 1926. Şevket abi şimdi huzur evinde. İstirahate çekildik. Allah'a şükür ayaklarım elim tutuyor. Bu yok, bu yok. Hayatta hiç içmedim. 1926'da bıraktım. Doğduğun zaman mı? Evet efendim. Plakamda 34. Kuşunuz var mı şu anda? Kuş yok. Kendim varım artık. Yeni burada dinliyorum. Pazara gidiyorum bazen arkadaşlara. Haftada bir gün huzur evinden çıkmasam hani ağırlık basıyor. Bir stresi atıyorum. Buraya geliyorum. Edirne kapıya gidiyorum. Üsküdar'da bir iki yer var. Oraya gidiyorum. Öyle günümü eğleniyorum yani. Huzur evinde kuşunuz var mı? Huzur evinde olur mu? 3 kişi bir odada yatıyoruz. Çıt olsa rahatsız ederler birbirini. Kavga olur, olmaz. Onlar anlamıyor ki bir şeyden. Ya üçümüz kuşçu olsak 3 tane de olur, 5 tane de olur. Kuşhane yaparız orayı. Şimdi öyle değil. Öksürsen yamuk oldu. Bilmem ne yapsam yamuk oldu. Onun için huzur evinde bana güzel kuş verdiler. Ben istemiyorum. Bakamıyorum çünkü orada. Başka yerimde yok. Ne yapıyorsun? Kuş dinlemek için buralara mı geliyorsun? İşte kahveler var, kuşçu pazar kahveler. Pazar günleri Edirne kapıya gidiyorum. Edirne kapıya gidiyorum. Üsküdar'da var bir yer. Oraya gidiyorum. Onlar kuş varsa dinliyorum. Yani stresi atıyorum. Her gün de gitmiyorum. Zaten fazla gezemem. Şey olarak yani bu kuşların bir en güzel ötüş şekli nasıl? Sakalarda mı? Sakalar. Saka kuşunu. Önü bir defa çipetpetli olacak. Bunun belis belis olur. Popilis popilisli olur. Yani en güzelleri bunlar. Piçiliği, piçiliği, şak 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 mesela. Adamı öldürür. Güzel. Çar 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 çar. Bitti. At. Nasıl olması lazım? Yani sizin mesela hayalinizdeki bu kuşum. Şimdi yasak deniyor. Nasıl olması lazım? Nasıl ya yardımcı olması lazım? Yasak olayı var ya. Yanlış bir şey. Biz can almıyoruz ki. Biz can vermeye çalışıyoruz, kurtulmuş kuşları alıyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz. Körünün topalını buluyoruz, onu düzeltmeye bakıyoruz. Biz katliamcı değiliz ki, biz meraklıyız. Çipi çipi şak 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 kıs 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 yav 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 çer 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 çer. Tekrar girer aniya 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 kıya 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 çer 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 yo. Çipi 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 şak 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 şak. Dibili çibili şak 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 şak. Hadi yavrum bir daha vur şak 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 şak. Bunlar lezzetli kuşlar. Şimdi cırlık cırlık pırrrr çak 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 çak. Bicinik bicinik aniye zırrrr. Bunlar kuş değil, ötüyor. Amatörü eğlendirir, evet. Fakat yani bilinçli besleyeni her şeyin bir makamı var. Yurt dışına Türkiye'deki güzel saka kuşlarının ve flora kuşlarının ticaretini yapıp Arap ülkelerine, Libya'ya, Katar'a özel jetlerle gelip güzel kuşlar kaçıranlar var. Var. Nasıl engel olacağız buna? Ya da nasıl, şimdi engel olacağız deyince zaten yasak.
Yasak. Ne olması lazım? Şimdi Orman Bakanlığı, şundan dolayı ilk programı yaptın, Orman Bakanlığı bana da kızdı. Dedi ki saka olayını dedi yumuşatmışsınız dedi. Hatta siz de diyorsunuz ki bize saldırdınız. Onlar diyor yok diyor yumuşattınız diyor. Ben dedim arada kaldım. Devletin bu konuyla ilgili hiçbir bilgisi yok. CİTES raporlu onaylı kuş getiriyoruz. Gümrükte kuş kalıyor. Yasak diyor. Diyoruz ki siz buraya imza atmışsınız CİTES raporuna göre. Yok diyor ben diyor kabul edemem. 2022'de şimdi Türkiye'de dünya şampiyonası var. Kanarya, ötüm kuşları yarışması var. Avrupa'dan, Almanya'dan gelen mutasyon sakaları Türkiye'ye nasıl sokacaklar peki madem? CİTES raporlu belgeli evraklı kuş veteriner hekimlere seyahat izni var. Her şeyi evrakla tamam sokamayacaklar. Yani çok büyük bir kargaşa peki, var. Peki ne olması lazım? Yani ben şöyle. Aynı atmacalar gibi izin vermesi lazım devletimizin. Yani şu anda binlerce saka kuşu yakalanıyor. Yakalanırken bir kısmı ölüyor. Uygun şartlarda taşınmıyorlar. Böyle hayvanların üzerine bir baskı var. Onlar amatör yasal ama olsa, güvenli. Onlar yasal amatör. Olsa bu baskı kalkacak mı? Kalkacak. Tabii. Yasak olan her şey insanlarımıza tatlı geliyor. Ben tatile giderken kuşumu kimseye güvenemedim, emanet edemedim. Ailemi uçakla gönderdim, kuşlarımı yanıma aldım, tatile gittim. Şimdi yurt dışından ilaç getiriyoruz kuşumuz karaciğer yaptı mı? İlaç buluyoruz. Olmayan ilaçlar, Türkiye'de olmayan ilaçlara yurt dışından ilaç getirip bakıyoruz. Ben şimdi o güzel kuşa nasıl kıyayım yani? Çok saçma, onlar yapanlar hep amatör. Abilerimiz orada, ustalarımız bilirler. Kuşlara ben sarımsak izliyorum, suyuna veriyorum, her sabah kalkıyorum. Suyuna ilaç, yem, mamayı hazırlıyorum ona. Ben bebeklerime mama hazırlamadım. Saka flöre besleme alışkanlığı hastalık derecesinde bir sevgi. Ancak yasak olduğu için birçok kişi bize röportaj vermek istemedi. Röportaj verenler de bu işin yasal bir platforma taşımasını isteyen kuşseverlerdi. Bunlardan biri de Semih Beyazlıoğlu. 70 yaşında, 15 senedir saka flöre besliyor. 50 senedir profesyonel olarak bu işi yapıyor, 17 şampiyonluğu var. Yani bir insanın bir veya iki kuşu olabilir ama yüzlerce, 500 tane ona ben de karşıyım. Yani bu çok eski, bize Osmanlı'dan kalan bir şey bu. Yunanlarla beraber Osmanlı. Dolayısıyla bu dünyaya yayılmış. İşte İspanya, İngiltere, internette incelediğiniz zaman flöre kuşu diye girdi mi dünyanın her yerinde bunların yarışmalarının yapıldığını. Tabii. Yani bunları görebilirsiniz. Siz bir ev parası mı verdiniz o zaman evet, kuşa? Evet, ben 1981, 82, 83 yılında İlhan Kuş lakaplı Türkiye şampiyonu bir kuşuma Üsküdar'da en güzide dairenin 250 bin lira olduğu zaman 50 bin lira verdim. Arkasından 75 bin lira verdim. 2002'li senelere geçtiğimiz zaman 2000'li senelere milyarlar, 5 bin milyar, 7 bin milyar, 10 bin milyar, 15 bin lira bugün 15 milyar gibi paralar. Şimdi şu elimdeki kuşu yani bana göre değeri bunun 50 bin liraya alamazsın. Peki ne yapıyorsun? Çok kaliteli yani. Sadece dinlemek için mi yoksa kahvelere getirdiğiniz zaman kuşunuzu göstermek için mi yapıyorsunuz? Ben şöyle bir şey var. Türkiye'de en fazla şampiyonluğu olan kişi benim. Öyle 17 mi? Tane şampiyonluğum var. Bakayım. Şu da zaten üzerinde şu gördüğünüz zaman. Alın. Şu bakın üstünde yazar. Üstünde 2008 yılı Sarıyer şampiyonu diyor. 2008'de bu altın kancadır. Altın mı? Evet. Bu altın kancadır. Kuşum tarafından kazanıldı. Ve bunu kazanan kuş Türkiye Cumhuriyeti'nde 8 defa üst üste şampiyonluk yaptı. Bugün bir Ahmet Taşçı, baş pehlivan. 3 defa şampiyon oldu mu ne yapıyorlar? Kemeri veriyorlar. Bu kuşun 8 şampiyonluğundan bahsediyoruz. 8 sene. Şimdi bir insanı doktora gittiğiniz zaman ne yapıyor? Aletlerle size bakıyor oraya. Biz bu kuşun neyi var neyi yok kafesini açtığımız zaman her şeyini pisliğinden anlarız. Pisliğinden neyi var neyi yok anlarız. Sıhhatini, neşesini, ne verilmesi gerektiğini. Hepsini anlarız orada. Hiçbir sıkıntı yok. Onun için de onun hoşuna giden neler varsa mevsiminde, ay çekirdeği mevsiminde, deve bak, dikeni şurada mevsiminde. Şurada kuş iki sayı bir şey bak, baklava börek söylüyor. Yani şu öttüğü makarnanın kalitesi bugün 30 milyardan bahsediyor yani. Duymuyorsunuz bile belki. Ben duymadım, bizim için o baklava börek. Onu bilen bilir. Yok şu anda. Yok. Yok, deminki yapmış olduğu yani. Makaralar yani böyle. Evlisin, çoluk çocuk var. Evliyim. Eşim ev hanımı.
dedim şehit babasıyım. Ya kuş diye. Ya ben dediği oldu mu hiç? Efendim? Ya kuş ya ben dediği oldu mu? Yok, o şekilde demedi. Yalnız arkadaşlarına esprili olarak şöyle yaklaşır. Semih Bey'in der eşi değil, kuşu olmak lazımmıştır. O da güzel. Bilhassa Mayıs ayından sonra. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos bizi kolay kolay evde göremezsin. Niye? İşimiz bitti mi hemen kuşumuzu alırız, kahvelere gideriz, lokallere gideriz. Orada yarışmalar tertiplenir. Karşılıklı arkadaşlarla kuş öttürürüz. Yani işte yani böyle bize. Yani silahlar çekilir. Böyle bize. Yani. Şu kuşu bayram yerine, bayram çocuğu gibi bayram yerine gider, o neşeyle getiririz kuşlarımızı. Şimdi bakın kuşu çok güzel mavi boncuğu ipiyle, altın kancısıyla beraber süslemiş ve getirmiş. Ya bu çok önemlidir. Kuşun kimin sahibi olduğunu, yani kuşun sahibini şu yapılan ambalajdan tanıyabilirsiniz. Herkes bilir. Bu derler ki ya bu Semih abinin kuşu, bu Tuncay abinin kuşu, bu Tamer Başkan'ın kuşu, bu Şevket Baba'nın kuşu da bilirler. Herkesin bir bağlama stili vardır. Yani bu bir ata kültürü olduğu için bu alışılagelmiş bir bizler için bir şeydir. Ne de kaç tane kuş var şu anda? Benim hiç kuşum yok şu anda. Yok. Yasak olduğu için pek kuş bakmıyorum. Şu anda iki tane kuşum vardı. İyi ötmediği için kuşlarım. Onları azat ettim. Kuş şu anda yok yani. Sizde yok. Evet. Ben ne var? Beş tane mesela. Beş tane. Sizde? Ben de iki tane şu anda. Yani tane. Böyle bu değerde. Bu değerde evet. İki tane, beş tane. Bu değerde iki tane. Havavan var. Bakacağız. Bu öttü ötmedi. Sil yeni baştan. Çok getiren oluyor. Yani Semih Baba iyi kuşlar var şu bu. Ben her kuşu da evime koymam. Çok kaliteli olması lazım benim besleyeceğim kuşun. Yani çok Zeki kaliteli Müren olması lazım. Safiye Aylı olması hiçbir lazım. Hiçbir zamanda beslemedim. Bütün arkadaşlarım, evet. Şevket Baba da bilir. Bunlar benim aşağı yukarı 50 senelik arkadaşlarım bilirler. Hiç kötüsünü bugüne kadar beslemedim. Kötüsüne hizmet etmedim. Kuşçuk kötü kuş beslemek istemez ki zaten. Ha diyeceksin kuşun kötü. Şu anlamda. Biz ötüm arıyoruz ya. Ötüm anlamında. Bunların da aralarında Zeki Müren de var. Efendim mesela şimdi isim zikretmeyelim. Başka şarkı var. Ben şarkı söyleyeyim şimdi. Yani, olur mu ya? Şimdi bunların öyle öteni var ki o belki böyle anlamayana inandırıcı gelmez. Yani makara dediğimiz o tırrrr diye makarayı tuttuğu zaman 200 sayı, 3 sayıdan bahsediyorum. Benim bir kuşum var Hisarlı kuş diye. Bütün arkadaşlar bilirler. Türkiye'ye gelmiş geçmiş en uzun kuş. Makarayı tuttuğu zaman sen 300'e kadar sayarsın. Tek nefeste ama. Tek nefeste. İşte böyle kuşlara hizmet ettim. Hala da etmeye çalışıyorum. Daire parasını veriyorum. Ama alıp, öyle kuş. Alıp evime kapatmam kuşu. Öyle bir şeyim var. Flöre kuşu camiye kuşudur. Arkadaşlarım benim kuşlarımın hepsinden yararlanırlar. Nasıl? Dinleyerek. Bunda beslemek ne kadar güzel insana haz veriyorsa dinlemek de o kadar haz vermesi gerekir. İyisini nerede? Silivri kapıda. Biz Silivri kapıya gideriz. Nerede? Sarıyer'de. Biz oraya gideriz. Nerede? Ankara'da. Biz oraya gideriz. İyisini gideriz orada dinleriz. Bu arada kuş sevenler de gelmeye başlıyor. Ancak benim varlığım sanırım katılımı biraz düşürmüş gibi görünüyor. Bu arada hakemler de derneğe geliyor. Şimdi 21 numarayı dinliyorsunuz. Dinliyor musunuz 21 numarayı? Bu kadar kuş arasında onu nasıl dinliyorsunuz? Namlılar hepsini farklıdır. Hepsi aynı ötmez. Öyle mi? Evet tabii. İstanbul lisanı ötümü diye bir tabirimiz var. Ona daha çok ağırlık veriyoruz. O şekilde ötmesi gerekiyor kuşun. Lisanı nasıl? Ön aranmaları, arkasından şakşakları ve ders yolla ötmesi gerekiyor. Atıyorum vilis vilis, çipet pet, beste beste bu tarzı anlamelerle söyleyip arkasından şakşak atması gerekiyor. Devirlerini yapması gerekiyor. Tertipli ötmesi gerekiyor. Hı hı. Atıyorum bir kafadan işte cak cak, çeçe, sık sık bu tarz nameler geçerli olmaz. Yerli ötüm diye geçerdir. Bu tarz karşı kuşlara kesinlikle müsamaha göstermiyoruz. Daha iyi olması gerekiyor. Burada puantajımızda da bu şekilde gösteriyor. Aynı dediğim namelerde. Kapa şakşak, gerçek. Evet. O şakşakların tonajına ve ağırlığına göre puan veriyoruz burada. Hmm. Ötüm lisanına göre. Hatalı kuşlara da. En iyi ötüş nasıl olacak? En iyi lisan? İşte dediğim gibi aranmalı gider veris veris, çipet petler, veste vesler, papilis papilisler. Bunlarla aranacak. Arkasında şakşak, kaba şakşak, düz kaba şakşak atması gerekiyor. Sulu kaba şakşak, bülbül şakşakları var. Onun arkasından ders ortaları, devirleri var. Onları yapması gerekiyor. Tabii şimdiki zamana göre o eski kuşlar da vardı. Şimdi tek nadir çıkıyor o tarz kuşlar. Ona yakın kuşları daha çok yine puanlamaya çalışıyoruz. Peki bu lisanı kim belirliyor? Baba bir zaten kuş mu belirliyor yoksa siz mi belirliyorsunuz? Genelde geçim kuşları yapar bunu. Hmm. Geçim tarzı kuşlar. Yani göç eden kuşlara o ağırlıklı olur. Ama bunlar eskiden beri olan bir Osmanlı'dan gelen bir
benaktır bu. Hmm. Tabii ki. Hani lisanın yani o en eskiden dahi en önemli. En şak şak yani en iyi lisanın şeyi iyi var kuş, mı? Tabii ki. İyi kuş öter zaten. O da geçim kuşu, genellikle seçtiğimiz, ayırdığımız kuşlar yapar bu tarz nameleri. Hmm. Yerli kuş ötmez. Yerli kuşun arasından çok nadir çıkar. Onlar da yerli kuş pek şey yapmıyoruz yani. Hmm. Beslemiyoruz. Bu işin merakları o kadar fazla ki kuş yakalamak için villa yapanlar var. 2014 yılında bu villalardan birine savcılık izniyle baskın yapmıştık. Yüzlerce kuşu bırakarak cezadan kaçmaya çalışmışlar ama kameralarımıza yakalanmışlardı. Evin her tarafına kurulmuş ağlar ve tuzaklar göze çarpıyordu. Evinde bir iki kuş besleyenler hobi amaçlı denilebilir ama buna ne demeli? Bu durumu yasal hale getirmek için uğraşan kuşseverler Bodrum'da özel izinle bir üretim merkezi açmışlar. Burada üretilen kuşlar doğar doğmaz ayağına halka takılıyor. Bir nevi künye. Künyeli kuşları beslemek yasal. Ancak saka flöre sevenler yabani kuş kadar güzel ötmeyeceği görüşünde. Doğada olmayan, genetiği değiştirilmiş yüzlerce kedi, köpek ve kuş cinsi var. Eğer bu kuşlar kafes ortamında üretilebilirse doğada tutulmaları belki bir nebze engellenebilir. Künyeli kuşları beslemek yasal. Ancak saka ve flöre sevenler yabani kuş kadar güzel ötmeyeceği görüşünde, o nedenle kafes kuşlarına pek ilgi göstermiyor. Gözleri doğada. O da yasal değil. Yaban kuşları doğada olmalı, kafeste değil. Ama görünen o ki saka flöre sevenler bu işten ne olursa olsun vazgeçmeye pek niyetli değil. Bugün ötücü kuş meraklılarının da düşüncelerini aktarmaya çalıştık. Kimse kötü niyetli değil. Ortada bir hayvan sevgisi var. Var ama sesi güzel diye yaban kuşlarını kafeslere hapsetmeye, yakalayacağız diye yüzlercesinin ölümüne neden olmaya da kimsenin hakkı yok. Haftaya bir başka yerde, bir başka hikayede buluşmak üzere. Hoşça kalın. Siz de çevre dedektifi olabilirsiniz. Çevrenizdeki iyi ya da kötü olayları bize yazabilirsiniz. yeşildoğa@cnntürk.com.tr adresinden, Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter'dan bize ulaşabilirsiniz.